Horasan ülkesinin Belh şehrinde doğmuştur. Mevlana'nın babası Belh şehrinin ileri gelenlerinden olup, sağlığında bilginlerin sultanı unvanını almış olan Hüseyin Hatipoğlu Bahreddin Veled'dir. Annesi ise Belh emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'dur. Sultan-ı Ulema Bahreddin Veled, bazı siyasi olaylar ve yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle Belh'ten ayrılmak zorunda kalmıştır. Sultan-ı Ulema 1212 veya 1213 yıllarında aile fertleri ve yakın dostları ile birlikte Belh'ten ayrıldı. Sultan-ı Ulema'nın ilk durağı Şabur olmuştur. Şabur şehrinde tanınmış tasavvuf Feruddin Attar ile karşılaştılar. Mevlana burada küçük yaşına rağmen Feruddin Attar'ın ilgisini çekmiş ve takdirlerini kazanmıştır. Sultan-ı Ulema Şabur'dan Bağdat'a ve daha sonra Kufe yolu ile Kabe'ye hareket etti. Hac farizasını yerine getirdikten sonra dönüşte Şam'a uğradı. Şam'dan sonra Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde yolu ile Karaman'a geldiler. Karaman'da Subaşı Emir Musa'nın yaptırdıkları medreseye yerleştiler. 1222 yılında Karaman'a gelen Sultan-ı Ulema ve ailesi burada 7 yıl kaldılar. Mevlana 1225 yılında Şerefettin Lala'nın kızı Cevher Hatun ile Karaman'da evlendi. Bu evlilikten Mevlana'nın Sultan Veled ve Alaaddin Çelebi adlı iki oğlu oldu. Yıllar sonra Cevher Hatun'u kaybeden Mevlana, bir çocukluğu dul olan Kerra Hatun ile ikinci evliliğini yaptı. Mevlana'nın bu evlilikten de Muzaffereddin ve Emir Alim Çelebi adlı iki oğlu ile Melike Hatun adlı bir kızı dünyaya geldi. Bu yıllarda Anadolu'nun büyük bir kısmı Selçuklu Devleti'nin egemenliği altındaydı. Konya da bu devletin baş şehriydi. Konya, sanat eserleriyle donatılmış, bilim adamları ve sanatkarları dolup taşmıştı. Kısaca Selçuklu Devleti en parlak devrini yaşıyordu. Ve devletin hükümdarı Alaaddin Keykubat idi. Alaaddin Keykubat, Sultan Ulema Bahreddin Veled'i Karaman'dan Konya'ya davet etti ve Konya'ya yerleşmesini istedi. Bahreddin Veled Sultan'ın davetini kabul etti ve Konya'ya 3 Mayıs 1228 yılında ailesi ve dostlarıyla geldiler. Sultan Alaaddin kendilerini muhteşem bir törenle karşıladı ve altın apa iplik çinme meclisini ikametlerine tahsis ettiler. Sultan-ı Ulema 12 Ocak 1231 yılında Konya'da vefat etti. Mezar yeri olarak Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesi seçildi. Halen müze olarak kullanılan Mevlana dergahındaki bugünkü yerine defnolundu. Sultan-ı Ulema vefat edince talebeleri ve müritleri bu defa Mevlana'nın çevresinde toplandılar. Mevlana'yı babasının tek varisi olarak gördüler. Gerçekten de Mevlana büyük bir ilim ve din bilgini olmuş, İplikçi Medresesi'nde vaazlar veriyordu. Vaazları kendisini dinlemeye gelenlerle dolup taşıyordu. Mevlana 15 Kasım 1244 yılında Şems-i Tebriz ile karşılaştı. Mevlana Şems'te mutlak kemalin varlığını, cemalinde de Tanrı nurlarını görmüştü. Ancak beraberlikleri uzun sürmedi. Şems aniden vefat etti. Mevlana Şems'in vefatından sonra uzun yıllar inzivaya çekildi. Daha sonraki yıllarda Selahaddin Zerkudi, Hüsamettin Çelebi Şems-i Tebriz'in yerini doldurmaya çalıştılar. Yaşamını hamdım, piştim, yandım sözleriyle özetleyen Mevlana 17 Aralık 1273 Pazar günü Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mevlana'nın cenaze namazını Mevlana'nın vasiyeti üzerine Sadreddin Konevi kıldıracaktı. Ancak Sadreddin Konevi çok sevdiği Mevlana'yı kaybetmeye dayanamayıp cenazede bayıldı. Bunun üzerine Mevlana'nın cenaze namazını Kadı Sıracettin kıldırdı. Mevlana vefat gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. O vefat ettiği zaman sevdiğine
yani Allah'ına kavuşacaktı. Onun için Mevlana vefat gününü düğün günü manasında gelen Şev-i Arus diyordu. Ve dostlarına vefatının ardından ah vah edip ağlamayın diyerek vasiyet ediyordu. Mevlana yazısını okuduğu için Yavuz Arslan'a teşekkür ederiz. Oyun görünüşte akla uymaz ama çocuk oyunla akıllanır. Şu toprağa sevgiden başka bir tohum eklemeyiniz. Kişi gülüşüyle, terbiyesiyle, güldüğü şey ile seviyesini gösterir. Sema nedir adlı yazısını okumak üzere Fatıma Köse'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Sema nedir? Sema, sözlükte işitmek anlamına gelir. Allah'ın semî sıfatından yola çıkarak onun tüm yarattığı varlıklardaki sesi işitip bu sesi ruhunun imbiğinden süzüp bedeninin yaşayan tüm hücrelerine Allah'ın ruhları ilk yarattığı zamanda ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu soruya tüm iç ve dış uzuvlarının estetik bir haldeki uyumuyla bela sen bizim Rabbimizsin cevabını Rabbine hem ruhen hem de bedenen tasdik etmesidir. Ali İmran suresinde onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi ateşin azabından koru derler buyurulmaktadır. Sema, Mevlevi yoluna mahsus bir zikir tarzıdır. Semazenlere kıyafetleri neyi simgeler? Mevlevilikte semazenlerin kıyafetlerinin her birinin ayrı ayrı anlamı vardır. Bunlardan siyah hırka nefsin mezarını, tenure saflığı nefsin kefenini, sikke nefsin mezar taşını ifade eder. Mevlana zamanında Mevleviler o devrin kıyafetlerini giymekteydiler. Zaman içinde kıyafetler değişti. Fakat Mevleviler o devrin kıyafetlerini muhafaza ettiler. Semazenlerin hareketleri ne anlamlar ifade eder? Semazenlerin hareketlerinin anlamları ise niyaz vaziyetinde ellerini çapraz olarak omuzlarında birleştirip sağ ayağının baş parmağını sol ayağının baş parmağı üzerine gelecek şekilde koyarak dik bir şekilde ayakta durması Allah'ın tek olduğunu yani tevhidi temsil eder. Sema ederken semazenin sağ elinin ayası yukarıya doğru sol elinin ayası aşağıya doğru bakacak şekildedir. Sağ elinin ayasının yukarı doğru açılması Allah'ın merhametini dilemeyi, sol elinin ayasının aşağıya doğru olması da Allah'ın gazabından korkmayı simgeler. Sema vaziyeti sanki ters bir la şeklindedir. İnsan gövdesiyle beraber illa'ya tekabül eder. La ve illa Müslümanlığın esas temeli olan La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur sözünü temsil etmekle beraber mutlak varlığı ispat ondan başka bütün aslı olmayan varlıkları reddetme esasını içine alır. Mevlevi ayinlerindeki dört selamın anlamı nedir? Mevlevi ayinlerinde dört selamın ayrı ayrı anlamı vardır. Bunlardan
Birinci selam 20 bilmeyi, ikinci selam bildiğini gidip görmeyi, üçüncü selam bildiğinle hemhal olmayı, dördüncü selam tam olarak bildiğini geri dönüp anlatmayı ve bildiklerinle amel ederek örnek bir kul olmayı tesir etmektedir.